Merhabalar efendim. Vaktiniz hayır olsun. Allah-u Teala yaptıklarınızı, yapacaklarınızı hayır eylesin. Hayırdan nasibinizi bol yapsın inşallah. Bugün özellikle de aile hayatı içerisinde buna ilaveten hani birinci derece, ikinci derece akrabalarla daha çok yaşadığımız bir hususa değinmek istiyorum. Hani diyoruz ya insanın olduğu daha doğrusu insanın iletişim içinde olduğu insanlarla zaman zaman çatışmalar yaşaması çok normaldir. Zaman zaman anlaşmazlığa düşmesi çok normaldir. Çünkü insanız, beş duyumuz yanılır, sezgimiz yanılır. Önceki bilgilere göre hareket etmişsek o bizi yanıltabilir. Çünkü insan daha önce öyle davranmıştır ama her davranış insanda bir değişikliğe sebep oluyor. Bir pişmanlık oluşmuş olabilir, tevbe etmiş olabilir, şimdi bambaşka insan olmuş olabilir. Eski davranışına göre insanı yargılamak, insanı değerlendirmek çok akıl kârı bir şey değil. Demek ki o zamana kadar ben de o duygudan kurtulamamışım. Ben de kendimi yenilememişim. Onu da kendini yenilemediğini zannediyorum. Burada da kendimize bir eleştiri var. Biz değişmeliyiz. Daha üst düzeyden bakmalı ve önceki yaşananlara sanki o zamanki bakış açımızla bakıyormuşuz gibi olumsuz yaklaşmamalıyız. Efendim, bilhassa aile hayatında, özellikle de eşler arasında bazen yaşanan sıkıntılı diyaloglarda üzücü cümleler sarf edilebiliyor. Bunun iki sebebi olduğunu düşünüyorum. Birincisi, biz evlenince artık o benim, yani benim eşim. Biz evlendik, birbirimizi tercih ettik. Artık kendimizi salabiliriz modundayız. Bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. İkincisi de ben haklıysam ağzıma geleni sayma hakkım var gibi görüyoruz. Bunu da kesinlikle doğru bulmuyorum. O sebeple bir ailede bireylerin aralarındaki nezaketi, aralarındaki saygıyı ve var olan sevgiyi beslemelerinin, korumalarının evliliğin sağlığı, selameti ve doğru bir şekilde ilerlemesi için çok gerekli ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Örnek vereyim. Şimdi eşler kendi aralarında anlaşamadıkları hususlar olabilir ki bu her evlilikte vardır. Evli olup da dört dörtlük her konuda anlaşan bir çift asla yoktur. İki insan asla yoktur. Mutlaka birisinin ak dediğini öteki kara der, birisinin doğru dediğini öteki yanlış diyebilir. Eğer bu canı, aklı, dini, ahlakı, insanın Allah'ın tanıdığı doğal haklarını kullanmasını engellemiyorsa, o zaman biz çok da bunun üzerinde durmamalıyız. Ve şöyle düşünmeliyiz. O insan hata yaptı, yanlış yaptı. Bana göre yanlış ama ya yanlış değilse? Bunu ne zaman anlayabiliriz? Ancak konuşarak anlayabiliriz. İletişimde konuşmak, İletişimde duygularımızı paylaşmak ve bunu da mümkünse mutlaka sakin zamanda yapmak. Bir önceki videoda da söz etmiştim. Mutlaka konuşarak duygularımızı ifade etmek, hem benim psikolojik sağlığım açısından, hem muhatabımın psikolojik sağlığı açısından, hem de iletişimimizin daha iyi ilerlemesi açısından çok önemli buluyorum. İnsan kırılıyor. Kırıldığı zaman üzülüyor. Üzüldüğünde şöyle bir şey oluyor. Sen bana vaktiyle şunu yapmıştın. Annenin yanında beni azarlamıştın. Şunu al dedim, almadın. Çocukların yanında bana bağırdın. Bunları daha sonra konuşup halletmediğimiz için içimizde, yüreğimizde biriktiriyoruz. O yüreğimizde biriktirdiğimiz acı sözler, doğru olmadığına inandığımız sözler bizim daha sonra bunları taşıyamayacak hale gelmemize sebep oluyor. Ve ondan sonra bir de bakıyorsunuz ki biz patlamışız. Patladığımız zaman kendimiz de tahrip oluyoruz. Yanımızdaki en yakınımız, kim o en yakınımız? Eşimiz. Çocuklarımızdan önce eşimiz de tahrip oluyor. Yani
içine atıp biriktirmek asla insana iyi gelen bir şey değildir. Ve karşımızdakinin insan olduğunu, yanılabileceğini hesaba katıp o yanılgısını düzeltmek için doğru bir zamanı bekleyerek konuşmak bizim içimize atıp kin beslememizi engeller. Bunun yanında bir şeyi daha bizim bu videoda asıl sözünü etmek istediğim şey o korumamız gereken çok önemli bir şey. Eşimize duyduğumuz saygı, verdiğimiz değer ve hissettiğimiz sevgi. Şimdi her yanlış yapan karşısındaki tarafından saygı duyulmayacak bir insan gibi muamele görürse bu tahribatlar artar. Saygı ve nezaket bir yazı yazarın söylediğine göre ismini hatırlamıyorum şu anda. İnsanı koruyan çok önemli bir zırhtır diyor. Hani yine daha önce de kullandığım bir atasözü var. Sıkılı yumrukla tokalaşılmaz deniyor. Karşınızdaki insanın sizi yaptığınız bir yanlıştan dolayı sürekli yargılaması, sürekli eleştirmesi, bunu asla unutmaması, sen de bana şunu yaptın demesine sebep olur. Oysa o yanlışı konuşsak, o yanlışın bizdeki duygu durumunu ifade etsek, karşımızdaki özür dilese bitirsek ve bunun yanında eşim benim bir insan, ben de bir insanım. Ben nasıl hata yapabiliyorsam ve yaptığım hatadan pişman olup bir daha yapmamaya çalıştığımda sürekli karşımdaki o hatayı gündeme getire getire benim o hatadan dolayı daha çok rencide olmama, daha çok kendimi kötü hissetmeme, daha çok suçluluk duymama sebep olduğu zaman öyle bir nefsani duygu oluşuyor ki tamam sen bunu büyütüyorsun ama sen daha beterini yaptın, sen de şunu yapmıştın bana diye bir açığımızı çıkarmakta yarışmaya bize sevk ediyor. Bunun kimseye bir faydası olmadığı gibi ikili iletişime ve aradaki duygusal bağa ciddi anlamda zarar verir. Şöyle düşünelim. Yanlış yapmak kişiyi değersiz kılmaz. Kişinin yanlış yapması onu değersizleştirmez. Kişinin yanlış yapması bizim saygıda kusur etmemizi haklı göstermez. Kişinin yanlış yapması bu insanın artık sevilmeye layık değildir gibi bir inancı, bir düşünceyi hak etmez. O bir insandır, yanlış yapmıştır. Yanlışı konuşarak telafi edebiliriz. Saygımızın devam etmesi lazım. Niçin devam etmesi lazım? Öncelikle benim dilimi, üslubumu, halimi, anlayışımı korumam için. Çünkü şöyle bir cümle kullanmıştım yıllar önce. İnsan, hani o cümleden önce şunu söyleyeyim. İnsan ne yapıyorsa kendisi için yapar. Demeliyiz ki ben saygıyı hak ediyorum. Ben saygılı davranmayı hak ediyorum. Karşımdakinin içinde Allah'tan bir ruh var. Allah diye atan bir kalbi var. Bir damla kanın içinde milyonlarca hücre var. Hepsi Allah diyor. O saygın birisi. Ama yanlış olacak. Allah böyle yarattı. Onun bir suçu yok. O hata yapacak. Benim de yapacağım gibi. O zaman karşısındakini anlamak, kişinin bir insana verebileceği en büyük değerlerden birisidir. Karşısındakini anladıktan sonra onun insani bir hata yaptığını, ki hata da olmayabilir, velev ki hata yapmış olsun, ona saygısını sürdürmek, kendisinin saygın olduğuna inanmak, kendisinin saygın olduğuna inanması anlamına gelir. Kendisinin saygıya değer bulması anlamına gelir. Sevgisini sürdürmek, sevginin bitici bir şey olmadığını, sevginin şartsız olması gerektiğini, saygının şartsız olması gerektiğini, değerin şartsız olması gerektiğini bilenlerin işidir. Dolayısıyla ben aramızda yaşanan şeyler ne olursa olsun saygıda kusur etmemeyi sürdürmeli, sevmeye devam etmeli ve değer vermeyi sürdürmeliyim. Çünkü karşımdaki insan buna değer. Bu sevgi, saygı ve değer verme benim dilimi korur. Benim üslubumu korur. Benim duruşumu korur. İnsan doğru olanı seçtikçe
doğru durmayı tercih etmiş olur. Doğru bir duruş kazanır. Ben bunu hak ediyorum. Ve karşımdaki insan bunu hak ediyor. Çünkü o Allah'a ait çok kıymetli. Ben ona kıymet verdikçe o kendi kıymetini daha iyi anlayacaktır. Ben ona değer verdikçe o kendini değerli hissedecektir. Ben ona şartsız saygı ve şartsız sevgi gösterdikçe karşısındakinin içindeki saygı, sevgi ne kadar tahrip olursa olsun yeniden yeşerecek. Sanki tabiatta yağmur yağdı, toprağın bağrındaki gül, lale, sümbül ne varsa hepsi olağanüstü renkleriyle, güzellikleriyle açığa çıktı gibi. Benim davranışlarım onu besleyecek. O da daha iyi olma aşamasına girecek. Dolayısıyla ben doğru tutumu seçtiğim zaman kendimi doğrultmuş, doğru tutumu uyguladığım zaman onun doğrulmasına da zemin hazırlamış olurum. Bu sevgiyi korumam, saygı duymaya devam etmem, değer vermeyi sürdürmem ve onun bunu hak ettiğine inanmam. İnsanın yanlış yapması, gözden düşmesini gerektirmez. %10 yanlışı varsa bir insanın, %90 da iyi yönü var. Önce onu görelim. Önce onun var olan potansiyel iyiliklerini açığa çıkarmak için çaba sarf edelim. Çok güzel bir söz var, eğitimde kullanılır. İnsanların karanlık bölgelerini aydınlatmak yerine aydınlık bölgelerini açığa çıkarın. Böylece insanın karanlık bölgeleri kendiliğinden en aza iner. O zaman ben saygı duymayı hak ediyorum. Karşımdaki de saygın davranmayı hak ediyor. Ben sevgiyi beslemeyi, sevgiyi güçlendirmeyi hak ediyorum. Sevginin bende var olması, bende büyümesi, benim bir mertebe sahibi olmam demektir. Sevgiyi üretmem, taşımam benim yeteneğimdir. Karşımdakini de görmek benim yeteneğimdir. Hem iletmek hem de ondakini korumak benim bir yeteneğimdir. Yani bu beni yapılandırıyor. Değer vermek insanın insana karşı en büyük sorumluluğudur. Bu bana göre Allah'ın üzerimizdeki hakkıdır. Birbirimize iyi geldikçe hayatı daha iyi yaşayacağız. Birbirimizin iç dünyasını güzelleştirdikçe o iç dünyasından en çok istifade edecek olan insan benim. Bir insanın yanlış yapması iç dünyasında karışıklık olduğu anlamına geliyor. Ben eşime, ben canıma öfkeli olduğu zaman yardımcı olmasam ne zaman olacağım? Bu sıkıntılı davranan hanımefendi ise de böyledir. Sıkıntılı davranan beyefendi ise de böyledir. Fazileti seçen beklemeden adım atar. Fazileti seçen iyiliklerin sahibinin kendisi olmasını ister. Karşısındakinden bir şey beklemeden. Çünkü bu ona lazımdır. Ben bir duruşla bu hayatı yaşamayı hak ediyorum. Eşimin gözünde, çocuklarımın gözünde doğru bir insan gibi görülmeyi, Rabbimin katında doğru bir insan olarak anılmayı hak ediyorum. O zaman doğru davranmak benim en önemli, en birinci seçimim. O yüzden şartsız saygı, mutlaka değer veren, mutlaka karşımızdakinin bunları hak ettiğine inanan bir anlayış benim ödülümdür. Rabbim bu ödülü her birimize nasip etsin. Her birimiz böyle bir ödülün talipçisi ve takipçisi olalım. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.